Almus Yatırım ile size özel ekonomi bülteni. Almus Yatırım için hazırladığımız gün ortası raporumuza hoş geldiniz. Şimdi sabah hemen hemen çok farklı piyasalara da değinmeye çalıştık ve tabii bugün Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve aslında faiz arttırma olmayacak ama satır aralarındaki kelimeleri, cümleleri daha doğrusu piyasa aktörleri yorumlayacak. Tabii bu daha önceden de aslında her zaman böyle oldu ve fiyatlamalar ne durumda? İsterseniz dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksine geldiğimizde şu an için yaklaşık son bir aydır dolar endeksi şunu söyleyebiliriz 91 93 gibi bir bantta ama 6-7 ay öncesine döndüğümüzde de 104'ler neredeyse 103-800'lerden gelen düzeltmenin de sonunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl için Amerikan Merkez Bankası'nın 3 defa faiz artırımı söylemesine karşılık 2 faiz artırımı yapmış olması. Üçüncüyü yıl sonunda yapacak mı yoksa bu sene sadece 2 faiz artırımı ile mi yetinecek? Bunu göreceğimiz bir süreç olacak. Bu da dolar endeksiyle bağlantılı olarak. Şu anki duruma baktığımızda aslında dolar endeksinin bir dip sürecinde olduğundan bahsediyoruz. Çok daha güçlü bir görüntü şu an için. Daha doğrusu çok daha güçlü bir dip görüntüsü olmasa da sonuç itibariyle burada tutunuyor olması da önemli. Geldiği noktalar itibariyle de önemli. Çünkü daha önce de bahsetmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi daha önceden düşüşler olurken bu içinde bulunduğumuz seviyeler 90'lı bölgeler 90-93 bölgesi daha önceden düşüşlerde kırıldıktan sonra direnç olmuş, geçilememiş ve düşüş daha da derinleşmiş. Ama bu seviye 2014 yılında geçildikten sonra destek olmuş ve şu an için o desteğin üzerine ve burada tutunuyor. Çalışmaya da devam edeceğini şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölgeden doları yukarı çekecek haberler, açıklamalar gelmeye devam edecek diye tahmin ediyoruz. Dolar endeksi bu anlamda bir işaret veriyor. Dip bölgede olduğuna yönelik işaret veriyor. Peki Amerikan faizleri burada ne durumda diyecek olursak, Amerikan faizleri de daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere son 1,5 haftada yaşanan o dip bölge olarak bahsetmiş olduğumuz ve daha önce de paylaştığımız yaklaşık ikiler civarı, %2'ler civarı bu mavi bizim meşhur hareketli ortalamamızın geçtiği destek ve uzun vadede baktığımızda çok önemli bir dip formasyonu, sol omuz, baş sağ omuz, yani Amerika'da faizlerin yükselişine yönelik işareti gösteren tablo. Bu halihazırda önemli bu görüntü ve son süreçte önümüzdeki hafta sanki daha önemli olacak. Çünkü önümüzdeki hafta bu anlamda eğer Amerikan 10 yıllık faizlerinde biz %2.2'lerin üzerinde şu an bakıyoruz ikilerde. Bu seviyeler üzerinde kapanışların devamını görecek olursak ki gayet güçlü geldi. %10'dan fazla yükseliş geldi neredeyse. Haftalıklar noktasında konusunda baktığımızda 2.2'ler bu seviye üzerinde kalacak olursa büyük ihtimalle önümüzdeki 3-4 hafta içinde biz Amerikan faizlerinde 2017'nin belki de Temmuz ayında görülen seviyelerindeki Haziran-Temmuz'da görülen 2.40'lara doğru bir yükseliş görebiliriz. Bu da faiz artırımına yönelik ilk işaretin fiyatlaması olabilir. Bu anlamda izliyoruz. Hemen buradan biz nereye geçelim arkadaşlar? Günlükler tarafında. Dolar TL'ye geçelim. Dolar TL'de önemli bir ara destekteyiz şu an için. Hemen şöyle tabloya alıyoruz. Sabah bahsetmeye çalıştığımız o önemli bölge gördüğünüz gibi. Halihazırda o desteğin üzerinde. Şu an 3.47.65. Hemen şöyle 4 saatlik grafiğe baktığımızda çok önemli bir hat, önemli bir destek bölgesinde. Hemen dönüyorum. Bugüne dair dolar TL'de bakın arkadaşlar 3.47.60, 3.48.30'un altında var. 3.47.60-70 bölgesinde şu an için sabah görülen özellikle bu sabah itibariyle test edilen seviye 3.49.10. Gördüğünüz gibi alıcılı bölgede bir kademe test edildi ama satıcılı bölgede neredeyse 3 kademe test edildi ama 48.30'dan uzak değil. Zaten aylıklarda da 48.20-48.30'un önemli destek olduğundan bahsediyorduk. Önümüzdeki en azından FED kararına kadar bu bölgede tutunmak isteyebilir. Ancak ihlaller olur mu? Evet ihlaller olabilir. Eğer
muhtemel belki şu aralarda gelebilecek bir tepkide 48-30 geçilemediği takdirde 47'nin altını test etmek isteyen bir hareket olabilir. Ama buradan tekrar kanaatimizce ortalamaların üzerinde olduğu için, günlük ortalamaların üzerinde olduğu için günlüklerde tepki ihtimali hali hazırda söz konusu. Hemen buradan nereye dönelim? İsterseniz altın yorum yapalım. Çünkü dolar endeksi ile ilgili yorumlarımızı yaptıktan sonra euro dolar, altın, gram altın, hatta sterlin dolar, petrol, en sonunda endeks, 100 endeks, 30 endeks ve birkaç hisseyi de yorumlarız arkadaşlar. Vakitimizi çok fazla, sizin de vaktiniz tabii ki çok değerli. O anlamda olabildiğince kısa, net yorumlarla sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 1316, evet, 2 gün önce, yani o düşüşlerin 1357'den beklediğimiz o düzeltme hareketinin 1309-1312 bölgesine ulaştıktan sonra beklediğimiz 1316 tepkisi gerçekleşti ve 1316'ya bugün itibariyle dokundu. Şu an 1315'in altında. Çok önemli, ortalamanın altında. Halihazırda bugün FED kararı sonrasında eğer 1320-22'ye çıkamıyorsa, tepkicilis kalıyorsa karar sonrasında bile büyük ihtimalle bu düzeltme bir süre daha devam edecek. Hatta 1300'lerin altında 1285'lere bile devam edebilir diyeceğiz. Bunu da izliyor olacağız. Tabii ki FED kararı sonrasında da Anlus Yatırım için bir çalışmamız olacak saat 9'dan sonra. Onu da izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Karardan sonra ne oldu? Fiyatlamalar nedir? Ne olabilir yarın, öbür gün, sonraki günlerde? Bunu da yorumlayacağız bu gece. Belki canlı bağlantıda yapabiliriz bu anlamda. Şimdi bugün itibariyle 1316-1310 en düşük görülen ons altın. Hemen dönüyoruz. 1316, yani kırmızı mavi noktaya dokunduk ama geçemiyorum. 1310 en düşük şu arada seyrettiğini görüyoruz. Sanki bugün böyle gidecek gibi gözüküyor şu an için gördüğümüz kadarıyla. 4 saatlik grafiklere baktığımızda şu an 1312 üzerinde kaldığı müddetçe tekrar 1316 ve üzerini belki test etmek isteyecektir. 12 bu anlamda önemli seviye. Hemen isterseniz buradan bir gram altın yapalım. Gram altına geldiğimizde, gram altında biraz daha dolar TL'ye gelen hafif satışla birlikte şu an için 148'lerin 147,5-148 bölgesinin direnç olduğundan bahsedebiliriz. Ama aşağıda 146,900, hemen dönüyorum, bugün görülen 147,500, 146,800, hemen bakalım ne anlama geliyor. 147,500, gördüğünüz gibi 146,800. Yani şu 3 kademede seyretmiş. Haftalıklarda olumlu tarafa yakın. 146 üzerinde kaldığım müddetçe 148 ve üzerinde denemek isteyen tablo devam edebilir. Hemen buradan isterseniz bir euro dolar paritesine dönelim. Hala olumlu, onu söyleyebilirim altın. Hatta yeni seviyelere, rekor seviyelere gidecek mi? 150'nin üzerine gidecek mi? Şu an için bu hissenin hala olduğunu söyleyebiliriz. Hemen buradan euro dolar paritesine dönmek istiyorum. Euro dolar paritesinde üçüncü defa 1.20'lerin üzerine çıkan, tabi 1.20'lerin üzerine yaklaşık sadece 3 defa değil 4-5 defa çıktı ama kalıcı olmadı. Üçüncü defa, üçüncü tepe olur mu, yani üçlü tepe olur mu, olumsuzluk ifade eden zirve, distribüsyon, dönüş ifade eder mi, bunu yorumlayacağımız bir noktadayız. Gördüğünüz gibi fiyatlar yukarı giderken HDTR'nin aşağı gittiğini, yani aynı zamanda RSI'la da bağlantılı olarak gördüğünüz gibi fiyatların aşağı çıktığını, indiğini görüyoruz. Hatta fiyatlamalar yukarı giderken tepelerin altta olması aynı şekilde HDTR'de bu anlamda önemli. Yani bugün görülen 1.20, 21.19.80, 90 pardon, özür dilerim. Tablomuzda bakın 1.20.20 hemen hemen bu seviye görülmüş. Mavi noktaya dokunmamış ama üzerinde kalmak istese de şu an için 1.20 bölgesinde, tam pivot bölgede. Bunun arkasından 1.19.90 görülmüş. Yani çok dar bir aralıkta seyreden bir tablo görüyoruz. Hemen de şöyle 4 saatlik grafiklere baktığımızda 4 saatlik grafikte bir ara direnç var. 1.20'nin altını önümüzdeki saatlerde belki denemek isteyebilir. Bu anlamda da baktığımızda şu an için saatliklerde bir düzeltme var. Çok da normal uyumsuzluklar da var. Euro dolarda biraz FED kararına kadar 1.20, FED kararını belki 1.20'nin altında karşılamak isteyebilir. Bu anlamda baktığımızda şu an için pek bir tabloda güçlü görüntü yok. Hemen buradan isterseniz nereye dönelim? 100 endekse dönelim. Arkadaşlar 100 endekste bugün için bahse konu olan direnç bölgelerine baktığımızda 105-592-104-500, yani 1000 puanlık neredeyse bir bantta seyrettiğini görüyoruz. 105-500, yani mavinin üzerine çıkmış ama şu anki fiyat nedir?
105-500 tam hemen hemen bu aralıkta seyrettiğini görüyoruz. Altta ne var? Altta baktığımızda 104-575, 104-550 görüyorsunuz. Yani kırmızı ile mavi arasında seyretmiş. Yani bizim her zaman önemsediğimiz neden mavi, neden kırmızı dediğimizi herhalde şimdi daha iyi anlatabiliyoruz. Yani mavi seviyenin üzerindeki hareketliklerde ikinci maviye gitme olasılığının çok yüksek olduğunu, kırmızı seviyenin altında olması ikinci kırmızıya gitmek olasılığının çok yüksek olduğunu. Halil Reçber YouTube sayfamızdaki yorumlarımızda da izleyicilerimiz tabii takip ediyorlar, biliyorlar bu anlamda ne demek olduğunu. Eğitimlerimizde de zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu tablo aslında destek direnç tablosu, özel bir tablo. Bu noktadan bakıldığında sizin yol haritanız, günlük yol haritanız, gün içinde nereye yükselebilir, nereye düşebilir? Bu noktalar onun için kırmızı mavi bizim için çok çok önemli. Trendin gücünü, nereye gidebileceğini nokta olarak siz bir yerden alış yaptınız veya bir yerden satış yaptınız, nereye gidebileceğinizi yüksek ihtimalle görebileceğiniz bir tablo. O hafta nereye gidebileceğini, o ay, o yıl nereye gidebileceğini görebileceğiniz tablo bu tablo. Şimdi buradan hemen geçiyorum. 30 endeksi arkadaşlar. Şu an için hala hazırda ortalamaların altında. Zayıf seyir, tepki verse de zayıf seyir. 105-300 üzerindeki kapanışlarda 106 ihtimalini konuşuyor olacağız. Veya 105-300'lerin üzerindeki her saatlik harekette 106'ları konuşuyor olacağımız bir durum. Şu an için daha düşüş içinde bir tepki olarak bunu yorumluyoruz. Hemen ben buradan 30 endekse dönmek istiyorum arkadaşlar. 30 endekste en düşük 129-800, en yüksek 139-75. 129-800. Bakın arkadaşlar. Hemen hemen bu noktanın altı görülmüş ve üzerine atmış. Yukarıda da 139-900. Bakın. İlk mavi ile ilk kırmızının hemen altında bir tablo oluşmuş. Ve bu da bize bu arada bir düşüş sonrasında bir dinlenme, bir tepki isteği içinde olduğunu gösteriyor. Ama daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi ağır bir satış ama sakin, kontrollü bir satış olduğundan bahsetmiştik. Şu an için geldiğimiz noktalar itibariyle yukarıda arkadaşlar 132'ler üzerinde özellikle 130'ların üzerinde, 131 üzerinde kapanış olsa da 132'ler üzerinde kapanış oluşmadığı müddetçe bu hareketlere bir tepki şeklinde olacağı, düşüşün devamı anlamında yorumlamaya açık, müsait. Hemen buradan isterseniz bir Garanti Bankası yapalım. Garanti Bankası'nın şu an için bir tepki verdiğini görüyoruz. Kaçtan? 10.29'dan biraz daha ortalamaların altında. Endekse göre dün çok sert satış geldi. Hala hazırda 10.40'ın altında kaldığı müddetçe burada isteğin biraz daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Hemen buradan Türk Hava Yolları değinmeye çalışalım. Ortalamaların altında hala hazırda tepki olarak bakabiliriz. Ama yukarıda şu an için 9.50, aşağıda da 9-10 gibi önemli bir destek. Bu arada sıkışan bir hareket görebiliriz. 9.50 üzerinde kapanışlar ancak tepki olarak addedeceğiz. 9.75 üzerinde ancak kapanışlar oluşması halinde. Tamam, bu düşüş şu an için bitti. Biraz daha yukarı olabilir diyebiliriz ama 9.75'in geçilmesi gerekir ki şu an için çok zorlu bir direnç. Ama ondan önce de 9.50 var. Aşağıda hala hazırda 9 ve 9'un altında daha önce özel tablomuzda sizlerle de paylaşmış olduğumuz Türk Hava Yolları'nın asıl potansiyel hedefi olan 8.88. Bakın yıllıklarda 8.81. Aynı şekilde aylıklara baktığımızda 9'un altında 8.76. Bu bölgeye doğru potansiyel hedefin halihazırda var olduğunu söyleyebiliriz. 9.20'lerde şu an için dengelenmiş durumda. 20 altındaki harekette ikinci maviye doğru geri çekilmeden bahsediyor olacağız. Şu an için tablo günlüklerde de baktığımız gibi Türk Hava Yolları'nda biraz daha sıkışan bir hareketi bize gösteriyor. Evet, isterseniz buradan hisselerle ilgili şu an için dikkat çeken başka hangi hisse var diyoruz. Evet, şu an çok fazla, çok da fazla endeks üzerinde etkili olacak hisse. İlerleyen saatlerde belki biraz daha detaylı hisse çalışması yapacağız. İsterseniz buradan bir petrol yorumu yapalım. Petrol de daha önce de bahsetmiş olduğumuz hatta 45-47 bölgesinden, 46 bölgesinden bahsetmiş olduğumuz 50'lere hatta 52'ye gidebilecek hareketin devamını görüyoruz. Gayet güçlü, gayet olumlu. Hatta petrolün şu anki durumuna baktığımızda şöyle bir noktada da değinebiliriz. 50-30. Evet. 50-30'un geçilmiş olması petrolün 1-2-3-4 hatta 4,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor ki bu gerçekten önemli.
acaba Amerika'da işler olumlu gidiyor, veriler olumlu gidiyor, olumlu mu gelecek, beklentiler mi artıyor gibi dediğimizde petrol fiyatlarının tabii ki burada gelişmesi bu anlamda öncü bir işaret olabilir mi? Olabilir. Fed'in faiz kararında bile neler olabileceğini, üçüncü faiz arttırma olup olamayacağını petrol fiyatlarında dahi görebiliriz. Evet, şu an için tablo petrol fiyatlarında 52'ye doğru, daha önceki referans seviye, yani Mayıs'ta görülen seviyeye doğru istek var. Sterlin dolara geliyoruz. Sterlin dolarda yine bahsetmiş olduğumuz o sıkışma sonrası hareketlilik gerçekleşti. Buradan sonra şu an için %7'lik yükselişin arkasından sterlin dolarda bir düzeltme ihtimalinden bahsediyorduk. Bu düzeltme yaklaşık 3 gündür bu bölgede seyrettiğini görüyoruz. Ortalamaların altına, yani 135'in altına gelmesi halinde biraz daha etkili olacak gibi gözüküyor. Şu an için bu noktada da izliyoruz. Evet, şimdilik sterlin dolarda da diğer çalışmalarımızla ilgili söyleyecekleriniz bu kadar. Bizi izlediğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Herkese bol kazançlar, görüşmek dileğiyle.